İyi günler değerli izleyenler. Günaydın diyoruz. Sesimizin ulaştığı her noktaya takvim yaprakları 5 Şubat'ı gösteriyor ve günlerden Salı ile birlikteyiz. Dopdolu bir bülten, dopdolu bir gündemle birlikteliğimiz başlıyor. Ve güne dair tüm haber başlıklarını bulacağınız haber maratonumuzda ilk gazetemiz Yeni Bakış olacak. Turistle suçlu birbirinden ayıklanmalı. Evet, bu açıklama Seyahat Acenteleri Birliği eski başkanı ve seyahat acentesi sahibi Orhan Tolun'a ait. Son dönemlerde ülkeye turist statüsüyle girip adı kriminal olaylarla karışanların sayılarındaki artış turizmcilerin de tepkisine neden oldu. Seyahat Acenteleri Birliği eski başkanı ve seyahat acentesi sahibi Orhan Tolun, dünyanın birçok ülkesinde uygulandığı gibi turist adı altında ülkeye giriş yapmak isteyenlerden otel rezervasyonu talep edilmesi gerektiğini vurguladı. Ayrıntılar, girişlere bakıldığında otelde konaklama 1 milyon, ülkeye giren ise 1,5 milyonsa geriye kalan şahıslar ya çalışma izni ya da öğrenci ya da burada ikamet edenlerdir, gerisi ise kaçak olarak ülkede bulunanlardır dedi. Örneğin pansiyonlarda kalanlar denetim altında değildirler. Ülkeye girerken ilgili şahıs kalacağı yer için otel yazar ama orası otel değildir. Özellikle Lefkoşa'da, Girne'de, Mausa'da otel adı altında otel olmayan birçok yer vardır. Ada oteldir ancak Turizm Bakanlığı'ndan belgesini almamıştır. Bu gibi tesislerin otel adı altında faaliyet göstermesi engellenmelidir dedi Orhan Tolun. Ve azmettireni açıklayacak mı? GİF Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Kısa'nın kardeşi ve Yeni Bakış Gazetesi spor şefi Serkan Kısa'ya 8 el ateş edip yaralanmasına neden olan tetik Cemre Yalçın'ın 3 günlük tutukluluk süresinin tamamlanmasının ardından bugün yeniden yargı önüne çıkacak. 311 maddenin fiyatları arttı, 157'si düşüştü. Başbakanlık Devlet Planlama Örgütü Ocak ayındaki enflasyon oranını %0,53 olarak açıkladı ve gözyaşlarıyla uğurlandı. Kurucu Cumhurbaşkanı merhum Rauf Rayıp Denktaş'ın eşi Maliye Bakanı Serdar Denktaş'ın annesi Aydın Denktaş dün Lefkoşa kabristanlığında oğlu Rayıp Denktaş'ın yanına defnedildi değerli izleyenler. Evet, Aydın Hanım dün son yolculuğuna uğurlandı. Selimiye Camii'ndeki cenaze töreninin ardından oğlu Raif Denktaş'ın yanına defnedildi. Vasiyetiydi, oğlunun yanına defnedilmek istenmişti. Işıklar içinde uyusun diyelim Aydın Hanım'a da. Kavuştu 1. Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'a ve oğlu Raif'e değerli izleyenler. Ziraat Mühendisler Odası Başkanı Mehmet Ercil Asun, tarımsal faaliyetlerin en önemli girdisinin su olduğunu ifade ederek, Türkiye'den gelen suyun tarımın sürdürülebilmesi noktasında hayati öneme sahip olduğunu vurguladı. Altyapı bir an önce tamamlanmalı demiş ve KKTC Türkiye'ye her yönüyle muhtaç. Vatandaş, KKTC'nin Türkiye Cumhuriyeti'nin destek almadan ayakta durmasının mümkün olmadığını dile getirdi. Ben katılmıyorum bunu söyleyen vatandaşlara. Kesinlikle katılmıyorum. Eğer bu ülkede her şey doğru yolunda giderse, adanın kuzeyi kimseye muhtaç olmadan ayakta durur. Ama eğer adanın kuzeyindeki bazı kaynaklar ve imkanlar doğru kullanılmıyorsa o zaman muhtaç hale getirilir bir ülke, bir devlet tıpkı insanlar gibi. Eğer siz kendi ayaklarınız üzerinde durursanız kimseye muhtaç olmadan yaşamınızı sürdürürsünüz. Eğer duramıyorsanız birilerine muhtaç olursunuz, onlarla o şekilde gidersiniz. Yani şöyle söyleyeyim, eğer sizin evinizde sadece 4 kişilik çekirdek bir aileniz varsa ve sizin imkanlarınız 4 kişiye bakacak kadarsa, o eve 8 kişi daha alıp misafir edip birlikte yaşamaya kalkışmazsınız. Aksi takdirde birilerinden destek almadan
ne siz yaşarsınız, ne o eve aldıklarınızı yaşatırsınız. Çok basit bir denklem. Ve büyük bir boşluk içindeyiz demiş vatandaş, ülkeyi yönetenlerin vatandaşın sorunlarına el atmadığı görüşünde. Evet. Bunu tartışırız ama diğer konuda her yönüyle muhtaç diyen vatandaşlara katılmadığımı bir kez daha buradan iletiyorum. O yüzden KKTC eğer doğru yönetilirse, kaynakları doğru kullanılırsa kimseye muhtaç değildir. Olmamalıdır, olmayacaktır da ama bu yıllardır süre giden yapı bizi ne yazık ki bu durumlara getirdi. Vatandaşları da o şekilde kandırmışlar. Biz olmadan siz olmazsınız diye diye ya da onlar olmadan biz olmayız diye diye kandırdılar. Ve iç sayfalara bakalım. Aranan bir zanlı daha var. Girne'de uyuşturucu suçundan tutuklanan Asım Özkayım ile Melis Kağan. Dün yeniden Girne Kaza Mahkemesi'ne çıkarıldı. Haklarında 2 gün tutukluluk daha alındı. Vazmetrini açıklayacak mı? GIF Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Kısa'nın kardeşi ve Yeni Bakış Gazetesi spor şefi Serkan Kısa'ya 8 el ateş edip yaralanmasına neden olan tetikçi Emre Yalçın 3 günlük tutukluluk süresinin tamamlanmasının ardından bugün yargı önüne çıkacak. Turist sıfatıyla adada bulunuyor. Ve banka hesabını boşaltmışlar. İskele ve Güzelyurt'ta Bolivya Maneva'nın banka hesabından para çeken Darlin Tufono Kuete ve Angelisa Karma dün yeniden İskele Kaza Mahkemesi'ne çıkarılmış. Baba ve oğulları cezaevinde buluştu. Sanık Mürsel Aydın aleyhindeki şikayeti geri çekmesi için müşteki Ege'ye baskı uyguladıkları ve yalan beyanda bulunmaya zorladıkları gerekçesiyle tutuklanan sanığın babası ve kardeşi dün mahkeme huzuruna çıkarıldı. Cezaevinde bekleyecekler ve tutuksuz yargılanacaklar. Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu'na ait ambulans ile hastaneye götürüldüğü sırada ambulans içindeki aletlere zarar vermesi üzerine tutuklanan Zihni Kızılkurt'un alkollü olduğu ortaya çıktı. O da turist statüsünde adada bulunuyor. Bakın, İskele ve Güzelyurt'ta banka hesabından çalanlar turist değil, öğrenci sanırım. Bunlar turist olarak adada bulunuyor. Diğeri turist olarak geldi, adam kurşunladı. Bu turist olarak geldi, alkollü girdi. 5000 liralık zarara uğrattı ambulansı. Neler neleri kırmamış. Işıkların çalışmaması kazaya etken oldu. Litra Palas ışıklarında ışıklar çalışmıyordu. Orada kavşakta geçmeye çalışan motorluya çarpmış. 2.40'da Rafaella Cristo Doğu değerli izleyenler aracıyla kafasında ödem oluşmuş motorlu arkadaşımız Mehmet Öztürk'ün durumu kritik. Acil şifalar diliyoruz ve dışarıya çıkmasına izin vermeyen eşini dövdü, ölümle tehdit etti, seni toprağa gömerim demiş. Kimdir bu erkek? Mehmet Atılgan. Dışarıya çıkmak istemiş ancak eşi izin vermediği için eğer bir gün senin yüzünden hapse girersem seni toprağa gömerim, ben de hapse girerim diyerek eşini ölümle tehdit etmiş. Eşinin şikayeti üzerine tutuklanmış, ciddi darp, şiddet kullanma tehdidinde bulunma suçlarıyla da mahkemeye çıkarılmış. Sonra da serbest kalmış. Ne güzel. Mesajlar var. Mehmet Salih Bey bizi izliyor. Günaydın. Hasan Süleyman Bey, günaydın. Devlet bütçesi hangi nüfusa göre yapılır? Sayısı belli olana yoksa sayısı belli olmayan nüfusa göre yapılır. Evet. Onlar da yazana göre yapılır Hasan Bey. Yani bakın ne güzel söylemiş Orhan Tolun, 1 milyon giriş yapıyor otellere, 1,5 milyon ülkeye giriş yapıyor. O aradaki yarım milyonluk nüfus ne yapıyor kimse bilmez. Onu yarım milyonluk nüfusun kaçta kaçı geriye döner, kaçta kaçı dönmez o da bilinmez.
Öyle bir garip ülkede yaşıyoruz. O yüzden hangi nüfusa göre yapılır derseniz, inanın ki ben de bilmiyorum nüfusumuzun kaç olduğunu. O yüzden size sağlıklı bir rakam söyleyemeyeceğim. Ha, siz bilirseniz kaç kişi yaşarız bunun içinde, siz bize söyleyin. Belki o zaman bir fikrimiz de olur. Ancak bugün söylediğiniz rakam yarına kadar değişecektir, emin olun. Ve gözyaşlarıyla uğurlandı Aydın Denktaş. Değerli izleyenler, Türkiye'den de yetkililer katılmış cenaze törenine ve oğlu Raif'in yanına defnedildi. Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da katıldı cenaze törenine ve canından oluyordu Lefkoşa'da Cemal Gürsel Caddesi üzerinde dün saat 18.45 sularında aracın çarptığı yaya yaralandı. Hüseyin Özgenler yönetimindeki araç Movakavye Moyo'ya çarpmış, tedavi altına alınmış Lefkoşa Hastanesi'nde. Ve Lefkoşa Girnihan'a yolunda meydana gelen trafik kazasında kamyonla araç çarpıştı, iki yaralı var. Ve Meclis Genel Kurulu toplantısını kapattı. Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu toplandı ve Aydın Denktaş'ın cenaze töreninden dolayı çalışma yapmadan toplantı kapandı. Ve tutuksuz yargılanacaklar, vatandaş yapacakları vaadiyle Pakistanlı Asif Sohal'den 3000 euro nakit parayı sahtekarlıkla temin eden zanlılar dün mahkemeye çıkarıldı. Ve trafikte sorunlar bitmiyor. Girne Polis Müdürlüğü 24 ile 3 saatler arasında geçtiğimiz akşam kontrollerde 3 araç sürücüsünü alkollü araç kullanmaktan trafikten alıkoyarken 50 araç sürücüsü de ileri işleme tabi tutuldu. Ve son bir haftada 1 ölü 32 yaralı var trafikte. Köşe yazarlarımız neler yazmış? Ülkenin giriş kapılarına hükmedemeyen hükümet olur mu demiş Ali Tekman. Çiğdem Dürüst, haydi Hotri Meydan Beyler demiş. Ertaç Azer, çocuklarınızla konuşunuz demiş. Ben kanseri önlemek önemli dedim. Kazım Denizci, deli dolu yazar kalem demiş. Derviş Gezer, modern kadın Aydın Denktaş diyerek Aydın Hanım'ı sonsuzluğa uğurladığımız günde böylesine bir yazı kaleme almış. Kıbrıs Gazetesi'ne de bakalım. Birçok bina çökmek üzere. Lefkoşa surlar içindeki tarihi evlerde yaşayanlar Çağlayan'da önceki gün bir evin yıkılması nedeniyle büyük korku yaşamaya başladı. Kendi evlerinin de yıkılabileceğini belirten bölge halkı geçen günkü olayda şans eseri ölüm olmadı, ancak yeni bir bina çökme olayında insanlar altında kalabilir dedi. Herkesin evini tamir edecek maddi olanağa sahip olmadığını belirten bölge sakinleri, surlar içi bölgesinin tarihi önem taşıdığı bu nedenle de devletin buradaki tüm tarihi binaları tamir etmesi gerektiğini vurguladı. Kıbrıs'a konuşan bölge sakinleri, yetkililerin hiçbir zaman surlar içine yeteri kadar önem vermediğini belirterek, bizi sadece seçim zamanları hatırlıyorlar. Herkes bizi sadece oy olarak görüyor şeklinde sitemde bulundu. Bölge sakinleri olası bir facia yaşanmadan surlar içindeki tarihi binaların tamir edilmesini istedi. Vakıflar İdaresi Emlak Şube Müdürü Mustafa Aşanlı, surlar içi bölgesindeki birçok binanın yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya kaldığını, ancak her tehlikeli binanın vakıf malı olmadığını söyledi. Aşanlı, için daire barındıran vakıflara ait tehlikeli bir binanın bulunmadığını belirterek, son sel felaketinin yaşandığı gün aşırı yağışlar nedeniyle yıkılma tehlikesi altında kalan bir binada yaşayan aileyi başka bir yere naklettik ve o binayı boşalttık dedi. Ayrıntılar iç sayfalarda. Ve Kıbrıs'ta bilinmezlik halkları korkutuyor. Prolog Consulting Limited çözümle ilgili her iki toplumda yapılan anket çalışmasının kuzey ayağını yürüttü ve sonuçlar BM Güvenlik Konseyi'nin Kıbrıs'la ilgili kararına da yansıdı.
Prolük Consulting Limited Direktörü Mine Yücel, anket çalışmaları doğrultusunda Kıbrıs'ta her iki toplumun çözüm ve çözümsüzlük konusunda net korkuları ve beklentileri olduğunu gördüklerini söyledi. BM Güvenlik Konseyi'nin de adada her iki toplumun çözümün bilinmezliğinden ve çözüm sürecine daha etkin şekilde katılmamaktan kaynaklı sorunlar giderici çözümler bulunmasını istediğini ifade eden Yücel, kararda mevcut statükonun sürdürülebilir olmadığının da altını çizdi. Ergül Ernoğlu yazdı ayrıntılar iç sayfalarda ve Aydın Denktaş toprağa verildi. Kurucu Cumhurbaşkanı merhum Denktaş'ın eşi Maliye Bakanı Serdar Denktaş'ın annesi dün Selimiye Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Lefkoşa'da toprağa verildi. Aydın Denktaş, trafik kazasında hayatını kaybeden oğlu Raif Denktaş'ın yanına gömüldü. Lut ile görüşen Akıncı çözüm için siyasi eşitlik vurgusu yaptı. Yunanistan Başbakanı Alexis Tsipras tek çözüm federal Kıbrıs dedi ve taşıyıcı anne güneyden kuzeye 365 gram uyuşturucu getirdi ve Sağlık Bakanlığı kanser tanı biriminde ücretsiz kanser taraması yaptırılabilir dedi. Yeni düzen, ortak zemin arayışı demiş başlığında bugün. Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin Kıbrıs sorunu için görevlendirdiği geçici özel danışmanı Jane Hollywood, iki gün boyunca Kıbrıs liderlerle görüştü. Müzakerelerin yeniden başlayabilmesi ve Kıbrıs sorununda ilerleme kaydedilebilmek için ortak zemin arayışı ön plana çıktı. Kıbrıs Rum lideri Nikos Anastasiadis, Paralimni'de yer alan bir törende konuşarak, Kıbrıs Rum tarafının müzakerelerin Temmuz 2017'de sona erdiği noktadan başlamasına hazır olduğunu belirtti. Kıbrıslı Rum lider Anastasiadis'in sözcüsü Protromos Protromu ise görüşmelerde doğal olarak garantör ülkelerle ilgili konuların ele alındığını söyleyerek Anastasiadis'in Akıncı ile temasa geçerek görüşme yapılmasını arzuladığını ifade etti. Ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu da Cumhurbaşkanı Akıncı'nın Lut ile iki taraf arasında sonuç odaklı biçimde müzakerelere yeniden başlayabilmeyi anlamlı kılacak ortak bir zeminin diğer bir deyişle görev tanımlarında ortak bir anlayışın olup olmadığı hususunu ele aldığını kaydetti. Ayrıntılar iç sayfalarda ve Tsipras Anadolu Ajansı'na konuştu. Çözüm, Federal Kıbrıs Cumhuriyeti normal bir AB ülkesi olmasıdır. Lefkoşa Çağlayan bölgesinde önceki gün çöken kerpiç evinin enkazı dün Lefkoşa Türk Belediyesi ekipleri tarafından kaldırıldı. Barani ve Yöncü ailesi ortada kaldı. Ve post yazarında komisyon sancısı. Bakanlar Kurulu'nda kredi kartları ve bankamatik kartlarında yapılan harcamalarda %1 iade öngörüsüyle kart kullanımının daha da yaygınlaşmasının önü açılırken, diğer taraftan da post yazarında uygulanan komisyon oranları cep yakıyor. Ve DNA gümrüğe takıldı. Ercan Havaalanı yakınlarında 5 Ocak tarihinde bulunan kadın cesediyle ilgili istenen ve Vietnam'dan gelen DNA örneklerinin bulunduğu kargo, polisin bilgisi dışında gümrük memuru tarafından açıldı. Ve piyasada ilaç azaldı. İlaç ve Eczacılık Dairesi Müdürü Ayşe Gökyiğit, 160 oranında bir kesinti yaşadık. Almamız gereken ilaç sayısı 10 ise biz 4 alabildik dedi. Havadis, Lut dopingi. Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin geçici özel danışmanı Lut'un dünkü temaslarının ardından Cumhurbaşkanlığı Meclisi'nde istişare, Rum liderliği ise Cumhurbaşkanı Akıncı ile görüşme arayışına girdi. Liderler özel danışman Lut'un iki gün üst üste kendileriyle gerçekleştirdiği görüşmelerin ardından sözcüleri aracılığıyla kamuoyuna mesaj verdiler. Barış Burcu açıklamasında siyasi eşitlik vurgusu yaparken,
Prodromu da garantörlük üzerinde durdu. Ve gözyaşlarıyla uğurlandı. Aydın Denktaş, Selimiye Camii'nde dün kılınan öğle namazından sonra Lefkoşa Kabristanlığı'nda toprağa verildi. Cenazeye Cumhurbaşkanı Akıncı ve üst düzey protokol yanında Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da katıldı. Kaynak maliyede Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahari, tarım ve hayvancılıktaki teşvik ve tazminat ödemeleri için tarih verebilecek durumda olmadığını söyledi ve pahalılığın hızı düştü. DPÖ, Ocak ayı enflasyonu %0,53 olarak belirlendi ve erken tanı ve koruma çalışmaları artırılmalı demiş Kanser Hastalarına Yardım Derneği. 4 Şubat Dünya Kanser Günü'nde düzenlediği basın toplantısında beklentilerinin altını çizdi. Afrika, Girne kapısında sallandırırmış. Yeniden Doğuş Partisi Merkez Yönetim Kurulu üyesi Yavuz Ekmekçi Atatürk'ü kullanarak Birleşik Kıbrıs isteyenlere sosyal medyada öfke kustu. Atatürk olsaydı Rum sevicilerini Girne kapısında sallandırırdı diyen Ekmekçi, Birleşik Kıbrıs fikrini savunanları Rum kırması, vatan haini ve Rum sevici olarak niteledi. Ekmekçi ayrıca Kıbrıs'ın kuzeyinde bulunan ve beğenmedikleri kişileri de Kıbrıs'ın güneyine göndereceklerini söyleyerek kendisini Türk olarak görmeyenlere barra çekti demiş Afrika. Evet, böylesine bir zihniyet ürünü karşımızda değerli izleyenler. Ve Aydın Denktaş oğlunun yanına defnedildi. Türkiye Selimiye Camii'nde düzenlenen cenaze törenine Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve AKP Ankara Milletvekili Tuğrul Türkeş de katıldı. Ve Türkeş'in evi müze oluyor. Alparslan Türkeş'in doğduğu Lefkoşa'daki evi Fuat Oktay ile Tuğrul Türkeş ziyaret ederek çalışmaları yerinde incelemiş. Diyalog. Ekonomiye ağır darbe. Ticaret Odası Başkanı Deniz ile Sanayi Odası Başkanı Avunduktan yabancı işçi yasağına sert tepki. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın 3. ülkelerden gelecek işçiler için ön izin verilemeyeceğini açıklaması Ticaret ve Sanayi Odası'ndan sert tepki gördü. Diyaloğa konuşan Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz, ülkede ciddi ekonomik sıkıntılar vardır. Çalışma Bakanı her şey süt limanmış gibi bir yaklaşım içerisindedir. Bu doğru bir tavır değildir. İşverenleri tehdit etmek Çalışma Bakanı'na yakışmıyor dedi. Ve kalplerde yaşayacak. Kurucu Cumhurbaşkanı'nın eşi Aydın Denktaş, gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. Aile boyu hapis. 3 kişiye tecavüz ettiği gerekçesiyle yargılanan Mürsel Aydın'ın babasıyla erkek kardeşi de cezaevine gönderildi. 365 gram uyuşturucudan tutuklanan 25 haftalık hamile Akile Tumbul'un taşıyıcı anne olduğu iddia edildi. Kıbrıs Postası. Aydın Denktaş son yolculuğuna uğurlandı. Başlığını kullanmış bugün. Uyuşturucuda yıla korkunç başladık. 2019'un ilk ayında yarım kilo bonzai, yarım kilo eroin ve bine yakın ekstazi hap ele geçirilmiş. Ve güneydeki eğitim sistemine 100 puanlık soruyla tepki. Akıncı Lut ile 2 saat görüştü. Geri adım sürecin başlamasına hizmet etmez. Ve Protromu Anastasiadis Akıncı ile yakın zamanda görüşme ve iletişime hazır dedi. Halkın Sesi, ABD'ye göre federal çözüm imkansız. Amerika Birleşik Devletleri Kongresi Araştırma Servisi'nin Kıbrıs'a ilişkin hazırladığı raporda iki kesimli, iki toplumlu federal çözümün ulaşılması zor, hatta artık elde edilemeyecek bir model olduğu vurgulandı.
Raporda BM Genel Sekreteri Guterres'in Kıbrıs için görevlendirdiği geçici özel danışman Lut'un liderler arasındaki görüşmelerinde uzlaşma sağlayamaması halinde müzakere girişimlerinin sonuna gelineceği bildirildi. Öte yandan Lut dün liderlerle ikinci tur görüşmesini gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Akıncı 2 saat boyunca görüşme yaptığı Lut'a siyasi eşitliğinin Kıbrıs Türk tarafının çözümlü olmazsa olmaz olduğunu dikkat çekti. Ve Fuat Oktay çarşıyı gezdi. Aydın Denktaş'ın cenaze törenine katılmak için KKTC'ye gelen TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Lefkoşa'da çarşı esnafıyla sohbet etti. Aydın Denktaş son yolculuğuna uğurlandı. 85 yaşındaki Denktaş ve yaş dostu ülke için ilk adım. Sağlık Turizm Konseyi Emit Fuarı'nda yaş dostu ülke Kuzey Kıbrıs projesinin geliştirilmesine yönelik ilk adımı attı. Star Kıbrıs'ı siyasi eşitlikte geri adım yok. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Kurucu, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın başta siyasi eşitlik olmak üzere varılan mutabakatlarda geri adım atılmasının müzakere sürecinin yeniden başlamasına hizmet etmeyeceğine vurgu yaptığını kaydetti. Ve Aydın Denktaş ebediyete uğurlandı. Süt bedellerini üreticiler ödedi Sütek ve Sağlık Bakanı Erken Tan hayat kurtarır dedi kanserde. Meteoroloji soğuk hava kütlesi geliyor uyarısında bulundu. Kıbrıs Radikal AB üyesi Bağımsız Kıbrıs'ı Çipras'tan Türkiye ziyareti öncesi Kıbrıs'a mesaj. Çipras, seçimlerden bağımsız Kıbrıs konusunda çalışmaya devam etmeliyiz. Hem halklarımıza hem de bölgemize fayda sağlayacak bir ilişkiyi inşa etmemiz gerekli dedi Alexis Çipras. Ve Akıncı'dan Lut'a siyasi eşitlik vurgusu, siyasi eşitliğimiz herhangi bir şey karşılığında tartışmaya açılamaz demiş Barış Burcu. Ve sosyal devlet anlayışı nerede? Hüseyin Tufancı isimli vatandaş yıllar önce çalıştığı iş yerinin yatırımlarını yapmaması sonucu sigortalardan emekli olmak ve ihtiyaç sandığı dairesindeki parasını almak için yaklaşık 15 yıldır mücadele verdi. Detay, olumlu oy çıkmazı. BM Genel Sekreteri Kıbrıs Geçici Özel Danışman Lut'un iki liderle pazar günü başlayan ikili ziyaretleri dün de tüm hızıyla devam etti. Dünkü görüşme sonrası Cumhurbaşkanlığı siyasi eşitlik vurgusunda çıkaran bir açıklama yaparken, hemen bakalım. Rum basını ise Akıncı'nın desantralizasyon modeli temelinde merkezi devletine her kararını veto edebilme hakkı olarak nitelendirildi. Ve Koca İsmail kanser önlemek kanser masraflarından çok daha ucuz demiş. Aydın Denktaş son yolculuğuna uğurlandı ve Maduro sıkışıyor. 8 Avrupa ülkesi Guaido'yu tanıdı. Fransa, Venezuela'daki muhalif lider Juan Guaido'yu geçici devlet başkanı olarak tanıtı. İlerleyen dakikalarda İspanya, Britanya, Portekiz, İsveç, Danimarka, Avusturya ve Almanya'nın da aynı yönde karar aldığı duyuruldu. Venezuela lideri Nicolas Maduro, 20 Mayıs 2018'de düzenlenen seçimlerin %68 oyla kazanmış ancak seçimlerin şeffaf, adil, eşit ve uluslararası standartlarda yapılmadığı ileri sürülmüştü. Vatan, İhtiyaç sandığı açıklık getirdi. İşsizlik birikimlerinin ödenmesine. Ekonomik sıkıntılar yüzünden çalıştığı iş yeri kapanan ya da tasfiye edildiği gerekçesiyle işsiz kalanlar birikimlerini hemen alabilecek. Kararnamede belirtilen gerekçeler dışında başka herhangi bir sebeple işsiz kalan çalışanların kararname kapsamı dışında olduğu vurgulandı. Ve Aydın Denktaş dün toprağa verildi. Baba ve oğullar cezaevinde buluştu ve Yedevi Mimarlık Fakültesi 22. dönem güz mezuniyet töreni gerçekleştirildi. Ve trafik toplumsal bir yara demiş Hayata Dokun hareketi. Haberatör, Savaşan ilk adım atıldı. Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı Yardımcı Doçent Doktor Ahmet Savaşan, 90'dan fazla ülkeden turizm profesyonellerini bir araya getiren Emit Fuarı'nda yaş dostu ülke Kuzey Kıbrıs projesinin geliştirilmesine yönelik ilk adım attı. Ve Oğlu Raif'in yanına defnedildi. Haber başlığı Aydın Denktaş'ın cenaze töreni.
ve işsiz kalanlar birikimlerini hemen alabilecek ve trafik kazası korkuttu 2 yaralı ve sabır Türk trafik sorunu ülkenin çözülmeyi bekleyen yarasıdır dedi. Güneş gazetesi Akıncı CTP oylarının peşinde sinsi oyun başlığını kullanmış. 2020 yılı Nisan ayında yapılacak seçimlerde aday olmak isteyen Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı umudunu CTP'den kaçırabileceği oylara bağladı. Güvenilir kaynaklardan alınan bilgilere göre Akıncı eğer CTP'den belirli bir kesimin desteğini sağlayamaz, bunu garantiye almazsa aday olmayacak. Kıbrıs Postası'nın bir haberi Akıncı'nın hedefini daha da netleştirdi. Gazetenin iddiasına göre Cumhurbaşkanı Akıncı CTP Milletvekili Fikri Toros'a AB danışmanlığı teklifinde bulundu. Cumhurbaşkanının Toros'a yaptığı teklif henüz resmiyet kazanmasa da bu girişimin CTP içinde bazı tartışmaları beraberinde getirdiği ifade ediliyor. KAS Genel Müdürü Çavuşoğlu, Güneş'e Değirmenlik Belediyesi'ne verilmek üzere alınan 1.78 milyon TL'nin akıbetini anlattı. Borç ödendi demiş. Ve Kibriyanu Kızıl Yüreği yalanladı. Ve BM kararlarıyla çözüm demiş. Çipras, Biden Denktaş, toprağa verildi. Diğer haber başlığı. Kıbrıs Manşet, Profesör Doktor Akile Büke'ye bu kıyak kimden demiş. YÖDAK Başkanı yaklaşık 13 ay işe gelmeden maaş çekmiş. Aydın Denktaş hanımefendi sevenleri yalnız bırakmadı demiş Kıbrıs Manşet. Haberal Kıbrıslı seçim sistemi değişecek mi demiş. Karma oy kalkacak mı demiş YDP Genel Başkanı ve Milletvekili Erhan Arıklı. Akıncı'dan Toros'a danışmanlık teklifi sürmanşet başlı Haberal Kıbrıslı'nın Girne-Lefkoşa yolunda kaza ve Kıbrıs'ın mücahidine hayat arkadaşlığı yapmıştı. Nacak Deniz Gözlüm demiş. Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş'ın büyük sevdası. Halkımızın annesi Aydın Hanım son yolculuğuna uğurlandı. Haber başlığı. Helenizm hedefli müzakere süreci kabul edilemez demiş zorlu töre. Guterres çerçevesi müzakere zemini olmalı. Bir diğer haber başlığı. Hakikat artık irade koymamalıyız demiş Oğuzhan Asipoğlu. Artık bir irade ortaya koymamız gerekiyor demiş. Ve Çekoslovakya örneğini vermiş. Müzakere sürecini başlatmaya gerek yoktur demiş zorlu töre. Bu durum iyidir dedi töre. Böyle yaşamaya devam edelim dedi töre. Ve kendi kapılarımız içinde dünyaya açılamadan yaşayalım dedi. Evet. Kamu Sen Başkanı Metin Atan da ekonomik çıkmaz içerisindeyiz demiş açıklamasında. Evet, böylelikle biz yerli gazetelerimizi notladık. Kısa bir ara, aranın ardından Türkiye gazetelerine bakacağız. Bakalım öne çıkan haber başlıkları neler olacak. Ve gündemi yeni bakışla yakalayın. Her gün uyandığınızda güne adanın tarafsız gazetesi Yeni Bakış'la başlamanın ayrıcalığını yaşayın. Tek ses değil, çok sesliliği sayfalarına taşıyan Yeni Bakış tam 48 sayfa. Tarafsız, bağımsız, bağlantısız habercilik
Yeni Bakış'ta ülkenin özgür ve doğru haberciliği için durmadan çalışan Yeni Bakış, sadece kulislerin değil, adanın her köşesinin nabzını tutmaya devam ediyor. Halkla beraber halk için gazete. Yeni Bakış, adanın tarafsız gazetesi. Yeni Bakış Web TV, yeni neslin televizyon anlayışıyla web formatında yayınlarını sizlerle buluşturuyor. Zengin kadrosu ve tarafsız habercilik anlayışıyla haberden sanata, çevreden yaşama kadar toplumun nabzını tutan Yeni Bakış Web TV, sizin sesiniz olmaya devam ediyor. Aranın ardından yeniden birlikteyiz. Evet, bakalım Türkiye gazeteleri neler yazmış bugün. Tarihi adım atmalıyız. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Yunanistan Başbakanı Tsipras Ankara'da son yılların en zorlu gündemi bekliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Yunanistan Başbakanı Tsipras'ı ağırlayacak. Görüşmenin ana çerçevesi Akdeniz'de enerji kaynakları için sismik aramalarda yaşanan krizlerle Yunanistan'daki FETÖ varlığı oluşacak. Kıbrıs ve ABD'de değerlendirilecek. Doğu Akdeniz ve FETÖ'cülerle iadesi gergin ilişkilerin temelini oluşturuyor. Evet, bakalım nasıl geçecek bu görüşme Tsipras ile Erdoğan'ın. Ve Türk bilimi Antarktika'da. 3. Ulusal Antarktika Bilim Seferi kapsamında yola çıkan Türk ekibi Antarktika'ya ulaştı. 17 kişilik ekip 30 gün boyunca çalışmalarını gerçekleştirecekleri Şili bayraklı Betanzos araştırma gemisine yerleşti. Ve Avrupa Guaido'yu kısmen tanıdı. AB ülkelerinin Venezuela Devlet Başkanı Maduro'ya erken seçim için tanıdıkları süre sona erdi. İspanya, İngiltere, Fransa, Hollanda, Avusturya, İsveç, Letonya, Danimarka, Çekya ve Portekiz muhalif lider Guaido'yu geçici başkan olarak tanıdı. AB'deki anlaşmazlık nedeniyle ortak açıklama yapılmadı. Ve Adana'da burun estetiği ameliyatının ardından rahatsızlanan üniversite öğrencisi Leyla Sönmez hayatını kaybetti değerli izleyenler. Çamurat izi kalsını kabul etmiyoruz demiş Yıldırım, Binali Yıldırım. Ve tur boyu taktığı Beşiktaş'ın Japon yıldızı Shinji Kagawa'nın performansı dünyada yankı buldu. Alman Sport 1'de Kagawa turboya takarak başladı yorumu yapıldı. Japon Nikkan gazetesi ise ilk maçında herkesi şaşırttı dedi.
ve özel okula teminat şart. Milli Eğitim Bakanlığı Hürriyet'in gündeme getirdiği hormonlu özel okullar sorununa el attı. Aşırı büyüyüp mali krize giren özel okullara teminat şartı ile dur denilecek. Ve yerli 3D burun, Türk mühendisler kök hücreden 3 boyutlu kulak ve burun basabilen biyo yazıcıya la bir mucizeye imza attı. Ve THY bu kez süper uçuşu THY'nin yeni reklam filmi ekonomik değeri 15 milyar dolar bulan Amerikan futbolunun final maçı Super Bowl'da yayınlandı. Ve El Salvador'un Osmanlısı Nayib Bukele %54 ile başkan seçildi. El Salvador'da devlet başkanlığı seçimine de dedeleri Osmanlı pasaportuyla Güney Amerika'ya göçen Filistin kökenli Nayib Bukele kazandı. Nayib Bukele 37 yaşında, oyların %54'ünü aldı. Yolsuzluk karşıtı bir kampanya izleyen Bukele, kimse çalmazsa yeteri kadar para var sloganını kullanmıştı. Kırlangıç lakabıyla tanınan Bukele, renkli bir kişiliğe sahip demiş. Evet, dünya enteresan bir lider daha kazanmış oldu Bukele ile benden söylemesi. Önümüzdeki günlerde Bukele'yi çok konuşacağıza benziyor. 37 yaşındaki Osmanlı torununu. Değerli izleyenler, böylelikle biz noktalıyoruz bültenimizi. Gün içerisinde yayınlarımızla yeniden sizlerle birlikte olacağız. Sevgiyle kalın, hoşçakalın. Ve gündemi yeni bakışla yakalayın. Her gün uyandığınızda güne adının tarafsız gazetesi Yeni Bakış'la başlamanın ayrıcalığını yaşayın. Tek ses değil, çok sesliliği sayfalarına taşıyan Yeni Bakış tam 48 sayfa. Tarafsız, bağımsız, bağlantısız habercilik Yeni Bakış'ta. Ülkenin özgür ve doğru haberciliği için durmadan çalışan Yeni Bakış, sadece kulislerin değil, adanın her köşesinin nabzını tutmaya devam ediyor. Halkla beraber, halk için gazete. Yeni Bakış, adanın tarafsız gazetesi. Yeni Bakış Web TV, yeni neslin televizyon anlayışıyla web formatında yayınlarını sizlerle buluşturuyor. Zengin kadrosu ve tarafsız habercilik anlayışıyla haberden sanata, çevreden yaşama kadar toplumun nabzını tutan Yeni Bakış Web TV sizin sesiniz olmaya devam ediyor. Enerjini doğru kullan. Kullanmadığınız bilgisayarlarınızı bekleme konumunda bırakmayın. Prizden çekin. Böylece %10 oranında enerji tasarrufu sağlayacaksınız. Radyo, televizyon ve buna benzer cihazlarınızın ses seviyesi duyabileceğiniz düzeyde olmalı. Ses düzeyinin düşük olmasıyla enerji tasarrufu sağlayacaksınız. Bulaşık ve çamaşır makinelerinizi belirtilen kapasitenin üzerine çıkmadan çalıştırın. Böylelikle enerji tasarrufu sağlayacaksınız.
Saç kurutma işlemini mümkün olduğu kadar havluyla yapın. Saç kurutma makinesi 10 dakikada 60 wattlık bir lambanın 3 saatte tükettiği kadar elektrik tüketiyor. Elektrik süpürgenizin torbasını sık sık boşaltın. Bu işlem süpürgenizin emme gücünü yükselteceğinden hem daha çabuk temizleyecek hem de enerji tasarrufu sağlayacaktır. Günlük yaşantınızda kullandığınız enerjiyi çok daha tasarruflu kullanmak elinizde. Enerjinle mutlu ol. Elektrik Mühendisleri Odası. Alo anne. Teyze sen misin? Evet. Teyze sakinim. Annemle babam. Kan kaybından. Ve gündemi yeni bakışla yakalayın. Her gün uyandığınızda güne adının tarafsız gazetesi Yeni Bakış'la başlamanın ayrıcalığını yaşayın. Tek ses değil, çok sesliliği sayfalarına taşıyan Yeni Bakış tam 48 sayfa.
Tarafsız, bağımsız, bağlantısız habercilik Yeni Bakış'ta. Ülkenin özgür ve doğru haberciliği için durmadan çalışan Yeni Bakış, sadece kulislerin değil, adanın her köşesinin nabzını tutmaya devam ediyor. Halkla beraber, halk için gazete. Yeni Bakış, adanın tarafsız gazetesi. Yeni Bakış Web TV, yeni neslin televizyon anlayışıyla web formatında yayınlarını sizlerle buluşturuyor. Zengin kadrosu ve tarafsız habercilik anlayışıyla haberden sanata, çevreden yaşama kadar toplumun nabzını tutan Yeni Bakış Web TV sizin sesiniz olmaya devam ediyor. E-Devlet şifreni mi unuttun? Daha önceden sisteme cep telefonunu kaydedip doğrulatmış mıydın? Yeni şifrenin cep telefonuna kısa mesajla gönderilmesini isteyebilirsin. Cep telefonu numaranızla E-Devlet şifrenizi yenilemek artık çok daha kolay. Esnaf ve Zanaatkarlar Odası Çıraklık Okulu'nda güzellik bölümü okuyorum. Hem öğreniyorum, hem meslek sahibi oluyorum. Kendi işimi kurarak geleceğimi garanti altına almak istiyorum. Gencim, mesleğim var, işimi kurmak istiyorum diyorsan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, yerel iş gücü istihdamını artırmak amacıyla genç girişimcileri teşvik ediyor. Kendi işini kurmak isteyen gençlere destek veriyor. Sen işini kur, primini biz ödeyelim. Günü ve gündemi Yeni Bakış'la yakalayın. Her gün uyandığınızda güne adanın tarafsız gazetesi Yeni Bakış'la başlamanın ayrıcalığını yaşayın. Tek ses değil, çok sesliliği sayfalarına taşıyan Yeni Bakış tam 48 sayfa. Tarafsız, bağımsız, bağlantısız habercilik Yeni Bakış'ta. Ülkenin özgür ve doğru haberciliği için durmadan çalışan Yeni Bakış, sadece kulislerin değil, adanın her köşesinin nabzını tutmaya devam ediyor. Halkla beraber, halk için gazete. Yeni Bakış, adanın tarafsız gazetesi. Yeni Bakış Web TV, yeni neslin televizyon anlayışıyla web formatında yayınlarını sizlerle buluşturuyor. Zengin kadrosu ve tarafsız habercilik anlayışıyla haberden sanata, çevreden yaşama kadar toplumun nabzını tutan Yeni Bakış Web TV, sizin sesiniz olmaya devam ediyor. Enerjini doğru kullan. Beyaz eşya alırken enerji verimliliğine dikkat edin. Örneğin, A sınıfı bir buzdolabı yıllık ortalama 179 Türk lirası elektrik tüketirken, A artı bir buzdolabı 156 Türk liralık, A artı artı ise sadece 73 Türk liralık elektrik tüketiyor. Tasarruf en kolay kazançtır. A artı artı ürünleri tercih et, hem sen
hem ülken kazansın. Enerjinle mutlu ol. Elektrik Mühendisleri Odası. Firmamız 92 yılından beri imalat sektöründe faaliyet göstermektedir. Bu süre zarfında yaşadığımız en büyük sorunlardan biri de nitelikli yerli iş gücü bulmaktır. Nitelikli eleman bulmakta zorlanıyorum diyorsan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, ekonominin ihtiyaç duyduğu meslek alanlarında nitelikli elemanların yetiştirilmesi için mesleki eğitim projelerine destek veriyor. Sen istihdam et, primini biz ödeyelim. Genç, zinde ve her şeyin farkında olmanın tadını çıkarıyorum. Hayatı öğreniyorum. Kazanmayı, kaybetmeyi. Doğayla iç içe olmayı, spor yapmayı ve arkadaşlarımla eğlenmeyi seviyorum. Dans etmeyi, güzel anlarımı paylaşmayı seviyorum. Ben hayatı seviyorum ve uyuşturucuya hayır diyorum. Evlerimizde tütün ve tütün ürünü kullanma oranı %45. Pasif içiciler de risk altında. İçmeyenleri koruyalım. Çocuklarımız için sağlıklı gelecek dumansız bir hayattır. Dumansız hayatı destekleyin. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı. Günü ve gündemi yeni bakışla yakalayın. Her gün uyandığınızda güne adının tarafsız gazetesi Yeni Bakış'la başlamanın ayrıcalığını yaşayın. Tek ses değil, çok sesliliği sayfalarına taşıyan Yeni Bakış tam 48 sayfa. Tarafsız, bağımsız, bağlantısız habercilik Yeni Bakış'ta. Ülkenin özgür ve doğru haberciliği için durmadan çalışan Yeni Bakış, sadece kulislerin değil, Adanın her köşesinin nabzını tutmaya devam ediyor. Halkla beraber, halk için gazete. Yeni Bakış, Adanın tarafsız gazetesi. Yeni Bakış'la yakalayın. Her gün uyandığınızda güne adanın tarafsız gazetesi Yeni Bakış'la başlamanın ayrıcalığını yaşayın. Tek ses değil, çok sesliliği sayfalarına taşıyan Yeni Bakış tam 48 sayfa. Tarafsız, bağımsız, bağlantısız habercilik Yeni Bakış'ta. Ülkenin özgür ve doğru haberciliği için durmadan çalışan Yeni Bakış,
sadece kulislerin değil, adanın her köşesinin nabzını tutmaya devam ediyor. Halkla beraber, halk için gazete. Yeni Bakış, adanın tarafsız gazetesi. Enerjini doğru kullan. Ampul alırken verdiğiniz parayı düşünmeyin. Standart bir floresan 20 Türk lirası, LED bir floresansa 75 Türk lirasıdır. Ama standart floresanın ampul ömrü 10.000 saat ve 8 saat kullanıma göre tükettiği elektrik yıllık 67 Türk lirası iken, LED floresanın ampul ömrü 25.000 saat ve tükettiği elektrik yıllık 17 Türk lirasıdır. Tasarruf en kolay kazançtır. LED floresan tercih edin, tasarruf edin. Hem sen hem ülken kazansın. Enerjinle mutlu ol. Elektrik Mühendisleri Odası. Alo anne. Teyze sen misin? Evet. Teyze sakinim. Annemle babam. Kan kaybından. Günü ve gündemi yeni bakışla yakalayın. Her gün uyandığınızda güne adanın tarafsız gazetesi Yeni Bakış'la başlamanın ayrıcalığını yaşayın. Tek ses değil, çok sesliliği sayfalarına taşıyan Yeni Bakış tam 48 sayfa. Tarafsız, bağımsız, bağlantısız habercilik Yeni Bakış'ta. Ülkenin özgür ve doğru haberciliği için durmadan çalışan Yeni Bakış, sadece kulislerin değil, adanın her köşesinin nabzını tutmaya devam ediyor. Halkla beraber, halk için gazete. Yeni Bakış, adanın tarafsız gazetesi. Thank you.
ve gündemi yeni bakışla yakalayın. Her gün uyandığınızda güne adının tarafsız gazetesi Yeni Bakış'la başlamanın ayrıcalığını yaşayın. Tek ses değil, çok sesliliği sayfalarına taşıyan Yeni Bakış tam 48 sayfa. Tarafsız, bağımsız, bağlantısız habercilik Yeni Bakış'ta. Ülkenin özgür ve doğru haberciliği için durmadan çalışan Yeni Bakış, sadece kulislerin değil, adanın her köşesinin nabzını tutmaya devam ediyor. Halkla beraber, halk için gazete. Yeni Bakış, adanın tarafsız gazetesi. Yeni Bakış Web TV, yeni neslin televizyon anlayışıyla web formatında yayınlarını sizlerle buluşturuyor. Zengin kadrosu ve tarafsız habercilik anlayışıyla haberden sanata, çevreden yaşama kadar toplumun nabzını tutan Yeni Bakış Web TV sizin sesiniz olmaya devam ediyor. Ve gündemi Yeni Bakış'la yakalayın. Her gün uyandığınızda güne adanın tarafsız gazetesi Yeni Bakış'la başlamanın ayrıcalığını yaşayın. Tek ses değil, çok sesliliği sayfalarına taşıyan Yeni Bakış tam 48 sayfa. Tarafsız, bağımsız, bağlantısız habercilik Yeni Bakış'ta. Ülkenin özgür ve doğru haberciliği için durmadan çalışan Yeni Bakış, sadece kulislerin değil, adanın her köşesinin nabzını tutmaya devam ediyor. Halkla beraber, halk için gazete. Yeni Bakış, adanın tarafsız gazetesi. Otuz yıl sigara kullandım. Rahatsız oldum, 15 gün hastanede yattım, nefes alamazdım, öksürük ve balgam. Bıraktım, 10 yıldır bıraktım, çok rahatım, çok huzurluyum. 10 yıl gençleştim, 10 yıl rahat, huzurlu yürüyüşümü yapıyorum. Rahatım, gençlere tavsiyem, sigara içmeyenler başlamasın, içenler de bırakmalarını rica ederim.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı. Günü ve gündemi yeni bakışla yakalayın. Her gün uyandığınızda güne adının tarafsız gazetesi Yeni Bakış'la başlamanın ayrıcalığını yaşayın. Tek ses değil, çok sesliliği sayfalarına taşıyan Yeni Bakış tam 48 sayfa. Tarafsız, bağımsız, bağlantısız habercilik Yeni Bakış'ta. Ülkenin özgür ve doğru haberciliği için durmadan çalışan Yeni Bakış, sadece kulislerin değil, adanın her köşesinin nabzını tutmaya devam ediyor. Halkla beraber, halk için gazete. Yeni Bakış, adanın tarafsız gazetesi. Bakışla yakalayın. Her gün uyandığınızda güne adanın tarafsız gazetesi Yeni Bakış'la başlamanın ayrıcalığını yaşayın. Tek ses değil, çok sesliliği sayfalarına taşıyan Yeni Bakış tam 48 sayfa. Tarafsız, bağımsız, bağlantısız habercilik Yeni Bakış'ta. Ülkenin özgür ve doğru haberciliği için durmadan çalışan Yeni Bakış, sadece kulislerin değil, adanın her köşesinin nabzını tutmaya devam ediyor. Halkla beraber, halk için gazete. Yeni Bakış, adanın tarafsız gazetesi. Çocuklarımızın emniyeti için trafik kurallarını öğretelim ve uygulamada onlara örnek olalım. Haydi söz vermeye. Günü ve gündemi yeni bakışla yakalayın.
Her gün uyandığınızda güne adının tarafsız gazetesi Yeni Bakış'la başlamanın ayrıcalığını yaşayın. Tek ses değil, çok sesliliği sayfalarına taşıyan Yeni Bakış tam 48 sayfa. Tarafsız, bağımsız, bağlantısız habercilik Yeni Bakış'ta. Ülkenin özgür ve doğru haberciliği için durmadan çalışan Yeni Bakış, sadece kulislerin değil, adanın her köşesinin nabzını tutmaya devam ediyor. Halkla beraber, halk için gazete. Yeni Bakış, adanın tarafsız gazetesi. Floransa, Rönesans'ın gerçek bir yansıması olarak beliriyor. Rönesans İtalya'sının sanatı ve mimarisi Floransa'da adeta can bulmuştur. Özellikle şehrin geniş kadrajlı fotoğraflarında göze çarpan dev bir yapı var. Floransa Katedrali, diğer adıyla Santa Maria del Fiore Katedrali, bir diğer adıyla da Duomo, Floransa'nın simgesi haline gelmiş bir yapı. Geniş çarpıcı kubbesi ve yüksek kulesiyle ruhani bir doyum sağlayan Duomo, Floransa'nın mistik atmosferini tam anlamıyla yansıtan bir şaheser. Hem gece hem de gündüz muhteşem ve çarpıcı bir şehir Budapeşte. Kenti ikiye bölen Tuna Nehri, Budapeşte için önemli bir simge. Tuna Nehri'nin iki yakasını birleştiren köprülerle Budapeşte, özellikle gece manzarasıyla dünyanın en romantik şehirleri arasında yer alır. Buda Kalesi ve Andrassy Caddesi şehrin güzel noktalarından bazılarıdır. Bruges, büyük bir ülkenin bir mega kenti değil, küçük bir ülkenin şirin bir şehri. Şehrin güzelliğinin altında ortaçağ mimarisi ve taş yapıtlar yatıyor. Bruges, insanı zamanda geriye götürecek bir atmosfere sahip. 117 bin nüfusa sahip şehrin, orta çağdaki boyutlarının neredeyse hiç dışına taşmamış olması ilgi çekicidir. İçinden geçen, günümüzde ulaşım ve turistik amaçlı kullanılan kanalla Venedik'i andırır ve doğudaki Venedik'le denir. Deforme olmamış antik yapılarıyla ziyaretçilerine romantik ve şiirsel bir gezi vaat eder. Roma, İtalya'nın başkenti ve en kalabalık şehri olmanın çok ötesinde bir anlam ifade ediyor. İnsanı şehre adımını attığı andan itibaren kaplayan tarihsel doku, Julius Caesar'dan gladyatörlere, taht savaşlarından mimari hesaplar yapan sanatçılara kadar pek çok hayali zihinde canlandırıyor. 2000 yıldan uzun bir tarihe sahip olan Roma, Batı medeniyetinin doğduğu yer olarak kabul edilir. Kolezyum, şehrin ve dönemin simgesi olarak hala dimdik ayakta duruyor. Hollanda'nın başkenti, içinde herkes için bir şeyler barındırıyor. Dünyanın en eski borsasından Red Light bölgesine, kanaldan kafelere ve müzelere kadar pek çok turistik öğe içerir. Özellikle gece hayatıyla ilgi çeken Amsterdam, bunun yanında tarihi ve sanatsal bir dokuya da sahip. Amsterdam'da bisiklet kullanımı oldukça yaygındır. Pek çok cadde ve sokak ulaşıma kapalıdır ve toplu taşıma, bireysel ulaşıma nazaran önemli bir paya sahiptir. Okyanusun mavisi, doğanın yeşili ve kumsalların kahverengiyle dünyanın doğal yollardan en güzel şehri denilebilir Rio'ya. Yerel adıyla muhteşem şehir, huzur dolu plajları ve etrafta yükselen Sugarloaf dağıyla cennetten bir parça gibi. Ünlü İsa heykeli de o heybetiyle Rio'yu gölgesine almış durumda bulunuyor. Bu turistik kentte dünya standartlarındaki oteller neredeyse her mevsim doludur. Lisbon, Portekiz'in en büyük şehri olmanın yanında dünyanın da en güzel şehirlerinden biridir. Şöhretini planlı bir yapılanmaya borçlu olmayan az sayıda güzel şehirdendir. Pek çok tepenin eteklerine oturan, Tagus Nehri ile çevrelenen Lisbon, büyüleyici bir güzelliğe sahiptir. Rengarenk eski sokaklarıyla Lisbon, dünyada görülmesi gereken şehirlerden biridir. Praga, kuleler şehri de denir.
dünyanın hiçbir yerinde olmadığı kadar tarihsel ve kültürel bir karışıma sahiptir. Tarihin pek çok farklı dönemine ait tarihsel kalıntılar şehirde mevcuttur. Charles Köprüsü, Prag'ın en popüler tarihi harikalarından biridir ve turistlerin uğrak mekanıdır. 2 milyon kişilik nüfusuna karşın yılda 5 milyona yakın turist çeken Prag, dünya kültürel mirasları arasında bulunan pek çok müzeye, tiyatroya ve sanat galerisine ev sahipliği yapmaktadır. Paris hakkında söylenecek şeylerin tamamı zaten bugüne kadar şiirlerle söylenmiştir. Eyfel Kulesi ile Sen Nehri ile Paris adeta güzellik pırıltıları saçmaktadır. Bir gece Eyfel'in muhteşem ışıklarını seyretmek bile şehri görmek için yeterli bir sebep. Elbette şehrin turist çeken tek noktası Eyfel değildir. Sanatın film şeridi olan Louvre Müzesi, tenis meraklılarının göz bebeği Roland Garros ile Paris, çokça farklı ilgi alanına sahip turist için çekim merkezidir. Fransız mutfağının nadide örneklerini de Paris'te tatmanız mümkün. Tek kelimeyle eşsiz bir kent Venedik. Bir peri masalından kopmuş kadar büyüleyici atmosferi bu eşsizliğinin kaynağıdır. Paris denince aklımıza nasıl Eyfel geliyorsa, Venedik deyince de aklımıza üzerinde gondollar ve insanların gezdiği kanal gelir. Venedik'in sembolü haline gelmiş olan kanallar yalnızca bir ulaşım aracı değildir. Venedik'i baştan sona kaplayan o romantik kokusunu ancak gondolla bir tura çıkarak tam anlamıyla alabilirsiniz. Mimarisiyle, mutfağıyla, romantik dokusuyla şiirlerden tiyatrolara, sinemalara kadar pek çok sanat alanına damgasını vurmuştur. Bu renkli şehri, dünyanın en güzel şehri olarak tanımlamak son derece adil olacaktır. Merakla kalın. Günü ve gündemi yeni bakışla yakalayın. Her gün uyandığınızda güne adanın tarafsız gazetesi Yeni Bakış'la başlamanın ayrıcalığını yaşayın. Tek ses değil, çok sesliliği sayfalarına taşıyan Yeni Bakış tam 48 sayfa. Tarafsız, bağımsız, bağlantısız habercilik Yeni Bakış'ta. Ülkenin özgür ve doğru haberciliği için durmadan çalışan Yeni Bakış, sadece kulislerin değil, adanın her köşesinin nabzını tutmaya devam ediyor. Halkla beraber halk için gazete. Yeni Bakış. Adanın tarafsız gazetesi. Enerjini doğru kullan. Ampul alırken verdiğiniz parayı düşünmeyin. Normal bir ampulün fiyatı 1,5, enerji tasarruflu ampulün 15, LED ampulün ise 45 Türk lirasıdır. Ama normal bir ampulün kullanım ömrü 1000 saat, enerji tasarruflu ampulün 8500 saat, LED ampulün ise 25.000 saattir. Günde 8 saat kullanıma göre bir yıllık tükettiği fatura miktarları standart ampulün 70, enerji tasarruflu ampulün 17, LED ampulün ise 14 Türk lirasıdır. Tasarruf en kolay kazançtır. LED ampulü tercih edin, tasarruf edin. Hem sen hem ülken kazansın. Enerjinle mutlu ol. Elektrik Mühendisleri Odası. Yeni Bakış Web TV, yeni neslin televizyon anlayışıyla web formatında yayınlarını sizlerle buluşturuyor. Zengin kadrosu ve tarafsız habercilik anlayışıyla haberden sanata, çevreden yaşama kadar toplumun nabzını tutan Yeni Bakış Web TV sizin sesiniz olmaya devam ediyor.